Videoya filmin aldığı ağır eleştirileri hak etmediğini düşündüğümü söyleyerek başlamak istiyorum. Bu ağır eleştirilerin iki nedeni olduğunu düşünüyorum. 1. Filmi gerek kadrosu olsun, gerek bir Quentin Tarantino filmi olması olsun. Çok büyük beklentilerle bekliyorduk. Haliyle karşımızda hayal ettiğimiz o tarihin iyi filmini göremeyince hayal kırıklığına uğrayanlar olmuş. İkinci nedenin ise filmi filmdeki olaylara pek hakim olmadan izlemek olduğunu düşünüyorum. Çünkü olaylar hakkında araştırma yapmayanlar için pek bir açıklama yapılmamış. Tüm eleştirileri bir kenara bırakalım, biraz da filmin içeriği hakkında konuşalım. Çok daha iyi Tarantino filmleri izlemiş miydik? Kesinlikle. Bu film abartıldığı kadar kötü mü? Asla. Karakterler cuk oturmuş bir kere. Bir kas direktörü olsam ve önüme bu senaryoyu verseler karakterleri seç. Sınır yok. İstediğin kadar uçabilirsin deseler kesinlikle yine bu oyuncuları seçerdim. Ama yine de Sharon Tate karakterine yani Margot Robbie'ye daha fazla rol verilebilirdi. Bu film benim gibi eski zamanları seven, o dönemlerde yaşamış olmak isteyen veya yaşamış özlem duyan herkes için güzel bir restaldi. Bruce Lee'nin Cliff karakterinden adeta dayak yediği sahne beni şaşırttı. Gördüğüm haberlere göre Amerika'da da tepkiyle karşılanmış. Ne diyelim Tarantino işte. Finalindeki bir sahne çok dikkatimi çekti. Hippilerin kendi aralarında konuşmalarında bizi televizyonda öldürmeye özendirenleri öldürelim söylemiyle yapılan eleştiri Tarantino'ya oldukça ters. Tarantino filmlerindeki şiddet unsurları sebebiyle birçok mecra tarafından eleştiriliyordu. Belki de onlara ufak bir gönderme yapmak istemiş. Belki de haklısınız ama bu da benim ekmek teknem demiştir. Bildiğimiz üzere Tarantino 10. filminden sonra kariyerini noktalamak istediğini dile getirdi. Bahsettiğim o replik ise Tarantino'nun son filminden bir spoiler olabilir. Kim bilir. Beni asıl şaşırtan konu ise filmin kısmen mutlu son diyebileceğimiz bir son ile bitmesi oldu. Bizler Sharon Tate'in trajik ölümünü beklerken hippiler Rick Dalton'un yani Leonardo DiCaprio'nun evine saldırdılar. Filmin finalinden dolayı salondan çıkarken aklımda ya Sharon Tate katledilmeseydi günümüz sineması nasıl şekillenirdi diye düşündüm. Bence Tarantino da bunu düşünmemiz için böyle bir final yazmış olabilir. Uzun lafın kısası size tavsiyem filme yapılan ağır eleştirilere aldanmayın ve Tarantino Üstad'ın 9. filmi için sonlarda elinizi alın.